Ve aynı kategoride beraberce yarışıyorlar ve ikisi de son derece başarılı. Ama bu ülkede sadece onlar yok. Doğru. Yani bu ülkede mesela şimdi benim için bir Ercan Saatçi çok iyi beste ve çok iyi müzik yapan bir insandır. Ferda Anıl Yarkın son derece iyi sesi olan ve bence Türkiye'de beni etkileyen en iyi erkek sesidir Ferda Anıl Yarkın. Böyle bir durum var. Ve sen benim arkadaşımsın edemiyor. Ferda'yı her gördüğüm yerde bunu söylerim ben. Son zamanlarda çıkan çok arkadaşımız var. Mesela Kerim Tekin. Çok güzel sesi olan bir insan. Gerçekten çok iyi sesi olan. Yani bu ülkede sadece onlar yok. Bu ülkede imkanlar ve şanslar tanınırsa ve medya ve basın eğer destek verirse bu ülkede yetişecek çok erkek sanatçı var, çok kadın sanatçı var. Yani bir tek insanın üzerinde çok fazla Doğru durulursa tabii ki o insan göz önünde olur. Yeşim Salkım'ın sizlerin arasından bir insanmış gibi, yani kaset alan insanmış gibi, aynı zamanda da bu piyasanın içinde olduğu için sadece görüşlerini almak istedim. Peki, senin hayallerinden birazcık bahsedelim. Müzikalde oynuyorsun. Senin hayalin ne? Oyunculuk mu? Şarkı mı söyleyeceksin, müzikalde mi oynayacaksın? Benim en büyük hayalim müzikaldi. Çocukluğumdan beri hep müzikal. Yani müzikal yapmak istiyorum, yapmak istiyorum diye böyle kendimi 7 sene boyunca, hatta Haldun Dorman bunu duyunca beni çağırmıştı geçen yıl ve beraber bir şey yapalım dedik ama olmadı. Ama bu sene gerçekten Türkiye'nin en başarılı, en büyük müzikalini yapacağız inşallah. Yaşasın. Çünkü müzikal dediğin zaman öyle olmalı. Biliyorsun, sen de yurt dışına çıktık, müzikaller seyretmiş bir insansın. Yani müzikal küçük bir tiyatro sahnesinde gerçekçi olmak gerekirse para lazım. Evet, para yani lazım, olmaz. Finans lazım, sponsor lazım. Hı-hı. Ülkemizde de bu biraz kısıtlı. Herkes biraz çekiniyor, yapmıyor bunu. Sanata karşı çok fazla özverili ve çok fazla bonkör olmuyorlar yani, belki de. Yani verdikleri şeyin geri dönmeyeceğini düşünüyorlar herhalde. Kısmen de hakkı da olabilir. Hakkılar aslında dönmüyor da böyle bir durum var. Çok çabuk tüketen bir insan olduk. Her şeyi tüketiyoruz. Yani bir cep telefonu çıkıyor. Herkesin bir bakıyorsun, ikinci modeli çıktı diye. Ay, o kadar çok paramız var ki hadi gidip öbür ikinci. Yani bir tane var işte elinde. Kullan onu yani. Peki başrolünde kimler var bu müzikalin? Bu müzikalde Fikret Kuşkan, Okan Bayülgen ve ben. Çok iyi olacağını inanıyorum. 3 kişilik inşallah değil ama. Hayır, 100 kişilik bir ekip. Var. Sahnede de 40 kişiden fazla olacağız. İnşallah çok fazla şey açıklamak istemiyorum daha henüz şey olmadığı için. Bu sanata karşı aslında izleniyor ama izlenmiyor, para lazım. Bütün bunlara karşılık bir şey söylemek istiyorum. Dansçılarımdan birkaç tanesi Devlet Opera ve Balesi'nde balerin. Hem buraya geliyorlar, benim programda dans ediyorlar, hem de şu an sergilenmekte olan Kuğu Gölü'nde dans ediyorlar ve sordum, ben çok gitmek istiyorum, izleyeceğim onları, çok da sevdiğim için. Kuğu Gölü'ne insanlar geliyor mu? Geliyor dediler ve devamlı full oynuyorlar. Biraz önce televizyon eleştirilerinden bahsettim, lütfen beni yanlış anlamasınlar, dansçılarım da oradan öyle. Tamam yeter, şımarmayın. Türkiye'de rating denilen bir şey var. Evet. Seyirci var, kaset satışı var. Bütün bunların yanı sıra bence cesaretli olan kişiler kaliteli yapıp çok fazla reytingle, çok fazla kaset satışıyla veya çok fazla seyirciyi kafasına takmadan, ödün vermeden iş yapan insanlardır. Ben kendi adıma bunu burada söylemek istiyorum. Bu benim programım. Herkes benim hakkımda konuşuyorsa ben de konuşacağım. Kaliteli bir şey yapmaya uğraşıyorum. Sen de albümün için, yani bu söyledikleri bir şey var. Ben müzik bilmediğim için. İşte bu 9-8 yapıyorlar, çok satıyor bilmem ne. 9-8 işte böyle mesela Mavilim 9-8'lik bir parça. Gözleri mavilim, 9-8'lik bir şarkı. Yani işte böyle hani Akdenizce kapı tıkırtısını oynarız durumu. Biz seviyoruz. Evet. Yani böyle eğlenceli, çünkü biraz kederli. Ama tabii ki sen de albümünü yaparken bunu düşünmüyorsun. Önce güzel, kalıcı bir şey olmasın. Tabii ki önce sen sevmelisin şarkılarını. Yani sevmeden bir şey nasıl okuyabilirsin? Evet. Hem de diyorsun ki hem tamam 9-8'lik olsun ama sözü de güzel olsun, müziği de güzel olsun. Ben de söylerken böyle şıkır şıkır. Mesela ben Gözü Kör Olası'yı çok severek söylüyorum. Çünkü hoşuma gidiyor şarkıyı söylemek. Evet. Hoşlanmalıyım. Ben sevmeyince zaten karşı taraf, mesela Deli Mavi de aynısı oldu. Hı-hı. Ben Deli Mavi'yi çok seviyordum. Ve gerçekten de benim en iyi satış yapan kasetim ve herkes de çok sevdi. Çok da güzel, hala hafızalarda, hala insana çok Deli Mavi istiyor. Sana çok yakışıyor. Deli Mavi istiyorlar gitmeni. Bu da bana büyük bir gurur veriyor. Demek ki ben bu kadar genç yaşımda, bu kadar 3 albümle insanların aklında kalacak şarkılar yapabildiysem, kesinlikle, başkalarının şarkılarına ihtiyacım yok. Doğru söylüyorsun. Biraz öncekine cevap verdi. Sevgili seyirciler, şu an biz ekran başında izleyen ve stüdyoda
buradaki seyircilerim adına Yeşim Salkım'dan bir şey isteyeceğim. Onun sesi çok güzel. Türk pop müziğinde önemli bir ses. Ama biliyorum ki hem eğitimi dolayısıyla hem de aileden almış olduğu eğitim dolayısıyla Türk sanat müziğini çok güzel söylüyor. Aa, şakalardan nerelerden girdim görüyorsun. Evet. Hiç müziksiz. Bize ne olur şu an bizi izleyen jenerasyon olarak benim annem babam yaşındaki kişilere de hitap etmek adına onların sevdiği bir şarkı. Gerçekten mikrofon sesini biz buradan evet, ayarlayalım. Mikrofon sesi var. İyi herhalde. Tamam. Onu biraz tamam çok teşekkür ederim. Biraz yankı yapın yankı. Böyle şey hamam ekosu derler ya. Hamam hani gibi kızlar, olsun. Fırlat bir mikrofonun yapma diye. Ne söyleyeyim şimdi ben ya? Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Çocuklar çok fena kokacaksınız burada. Annen seni artık gir çabuk banyoya diyecek ama ikisi birden de giremez. Ne olacak? Komşuda yıkanırsın artık. Şimdi yarışmamızı bitirdik. Ama tabii ki size de söz hakkı vereceğiz. Neler hissettiniz? Mesela Yeşim anlatırken derdini, şarkılarını, kendisini dinleyebildin mi yoksa uçtun mu? Dinleyemedim. Allah'ım. Peki Yeşim'in söylediğini yaptınız birbirine vur acısı olmasın diye. Ya. Yararı var. Yedin acı olmadı. Bunu eve götürecek misin? Yalnız ne kadar düzgün soyuyor. Evet çok başarılı. Bak. Sen kızdan daha güzel soymuşsun valla. Evleri, yemekleri o mu yapıyor evde? Yok. O yapmıyor. Anne yapıyor. Sen yapmıyorsun. Şimdi çocuklar küçücük bir ara veriyoruz. 30 saniye kadar sonra. Bu arada bunlar tartılacak. Sevgili seyirciler tekrar ediyorum. Hangisi? Soğanlar sadece tartılacak. Kimin soğanları daha ağırsa 100 milyonluk Goldaş'tan altın kazanacak ama bir tanesi muhakkak ki kaybedecek. Kaybeden de hediye kazanacak fakat başına kötü bir şey gelecek. Şimdiden söylüyorum sakın bana kızmayın. Biraz sonra sizlerle birlikteyiz. Soğanlar tartılıyor efendim.
Cumartesi gecesi ateşi yakmaya devam ediyor. Mesafeden konuşacağız. Kokuyorsunuz çok fena. Ay canım benim. Siz yarın da kokarsınız. Yarın da zor çıkar. Vallahi. Ve işte karşınızda sonuç. Kırmızı kova. Yani beyefendi. Yani beyefendi 17 kilo. Soğan soymuş. Soğan soymuş. Yeşil kova 19 kilo. Soğan. Yeşil kovaya alkışlıyorum. Neler hissediyorsun? Sen kazandın. Tutak mısın? Sen kazandın. Neler hissediyorsun? Ha? Fark etmez diyorsun. Sen neler hissediyorsun? Kaybettin. Ben soğan hissediyorum ve soğan. Soğan hissediyorum. Peki. Uzun bir süre soğan görmek istemiyorum. Senin ismin ne? İsmail. İsmail, pardon. Şimdi sen Goldaş'tan 100 milyon liralık altını kazandın. Bir alkışlayabilir miyiz lütfen? Desa'dan 100 milyonluk çek kazandın. Fakat sizi şöyle ben burada bekletiyorum. Şunu da sana veriyorum. İsmail'cim gel bakalım. Sizce başına ne gelecek? Lütfen daha fazla başka bir şey gelmesin artık. Şurada durur musun? Şurada birazcık daha şöyle gel. Şuraya şuraya. Şunu düzelt. Evet. İsmail kaybettiği için hediyesini vermeden önce ona cezasını veriyorum. 1, 2, 3 İsmail'in ipi çekilsin bakalım. İsmail! Ay ya. Gel gel. İsmail, gel bakalım. Yeşim, bunlar kime gülüyorlar böyle? Ya siz kime gülüyorsunuz? Sen ne güzel gülüyorsunuz. Seyircinin ipini çekiyoruz bakalım.
Pepsi sundu. Pepsi. Generation Next.